Selam millet, yeni bir 3 boyutlu yazı videosu daha karşınızdayım. Kahveleriniz alırsa hadi başlayalım. Bugünkü videomuz diğer videolardan biraz farklı bir içeriğe sahip. Normalde çektiğim videolar hep FDM tipi yazıcılarla ilgili oluyordu. Bugünkü yeni bir video olacak. İlk kez SLA tipi bir yazıcı aldık. AnyCubic markasının Photon Mono X modeli. Hızlıca hemen internet sitesindeki bilgilerden biraz bahsedeyim. Cihaz AnyCubic, dediğim gibi AnyCubic markasının Photon Mono X modeli. 3,5 inçlik renkli bir dokunmatik ekrana sahip. Dilimleme programı AnyCubic'in Photon Workshop denilen bir programı sayesinde çalışıyor ama farklı bir kaç dilimleme programı da var bu ürünü destekleyen. Diğer yazıcılara nazaran USB değil de hafıza kartı değil de USB stick ile çalışıyor. Yani düzenlediğiniz modelleri direkt USB üzerinden parçayı bastırabiliyorsunuz. LCD ekranlı bir ışık gönderme sistemi var. Diğer yazıcılara göre lazer değil de LCD ekranla çalışıyor. Monokrom LCD ekranla. Yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip. 4K diye geçiyor. Çözünürlük oranı X ve Y çözünürlük oranı 3840 çarpı 2400. Z yükseklik hassasiyeti de 0,01 milimlik yüksekliği ayarlayabiliyorsunuz bu yazıcıda. Katman hassasiyeti ise 0,01 milimle 0,15 milim, 0,15 milim arasındaki tüm değerleri baskı alabiliyorsunuz. Maksimum baskı hızı 60 milimetre bölü saat. Kullandığı güç ise 120 wattlık bir güç tüketiyormuş, kullanıyormuş. Cihazın ölçülerinden bahsedecek olursak 27 santim uzunluk, 29 santim genişlik, 475 milim yani 47,5 santim de yüksekliği var. Baskı alanına gelecek olursak bu tablonun genişliği, yüksekliği 192 milim bir uzunluğu var, 120 milim genişliği ve 245 milim de bir yükseklik hacmine sahip. Kullandığı materyal 405 nanometre ultraviyole ışığa tepkili olan bir Retina markası. Yani Türkiye'de üreten sadece benim bulabildiğim Alias markası var. 9 Kimya'nın ürettiği. Bunlara da geleceğim yavaşta. Bu bir de AnyCubic firmasının çok sık kullanılan bir Retina haznesi havuzu var. Oradan istediğiniz şekli seçebiliyorsunuz. Cihazın ağırlığı da yaklaşık 10,75 kilogram. Altta yine internet sitesinde bahsettiği birkaç özellik. Şu üzerindeki cover'dan bahsetmişler. Bu cover işte makinenin ürettiği ultraviyole ışığın %99,9'unu içeri hapsedebilecek özelliğe sahipmiş. Yine dilimleme programından bahsetmiş. AnyCubic'in kendi Photon Workshop'u yine ondan bahsetmiş. Baskı hızı bundan önceki Photon Mono'ya göre 3 kat daha çok hızlı arttırılmış. Baskı hassasiyeti işte 4K özelliğe yükseltilmiş. Yine bunlar hep önceki Photon Mono ile kıyaslar. Z eksenindeki bu raylar ikiye çıkarılmış ve daha sağlam ve hassas düzgün baskılar alınabilmek sağlanmış. Işık sistemi ultraviyole matris kaynaklı bir LCD 4K ekrana dönüştürülmüş. Üzerinde bulunan yine Wi-Fi anteni sayesinde uygulama üzerinden baskının hangi aşamada olduğunu, işte baskı ile ilgili diğer ayarlamaları aynı internete bağlı iseniz yapabileceğiniz bir uygulaması var. Diğer izlediğim videolarda bir sorun olarak karşıma çıkan bu LCD ekranın çok uzun baskılarda ısınma problemi varmış. Bunda onu çözmüşler. Büyük arkasında iki tane bu LCD ekranın ultraviyoleden kaynaklı ısınmalarını engellemek için bir soğutma fanı koymuşlar iki tane. Onu göstermişler. Bir de baskı hacminin normal diğer yani benzerleri piyasada olan diğer muadillerine göre baskı hacminin daha büyük olduğundan bahsetmişler. Ve dediğim gibi 8,9 inç monokrom 4K bir LCD ekrana sahip. Şimdi kutu içinden çıkanlardan bahsedeyim biraz. Kullanıcı kılavuzu çıkıyor. Küçük bir kitapçık çıkıyor içinden. Burada SD kart demiş ama USB çubuk stick çıkıyor. Tool set dediği bir
takım çantası içinde 3-4 tane alleni var. Birkaç tane yedek vida yerleştirmişler. Kullanmanız için sanırım bu reçini doldurabildiğimiz wattın altındaki vidalar. SD card reader dedi. Yine aynı USB stick. İki tane spatula çıkıyor. Bir tanesi plastik oluyor bunların. Bir tanesi de metal oluyor. Sanırım metal olanı baskıyı tablodan ayırmak için kullanmanız için koyuyorlar. Plastik olanı da bu reçinenin doğrulduğu havuzun altındaki yumuşak elastik bir plastik var. O aşınmasın ya da yırtılmasın diye plastik olanı da orada kullanmanız için koymuşlar. Dediğim gibi işte şu havuz çıkıyor içinden ve baskının alındığı tabla çıkıyor. Güç kablosu var yine. Sadece bu ürünün bilgilerinin ulaşılabileceği işte bir servis kartı çıkıyor. İşte o kart sayesinde Enkübik firmasına ulaştığınızda direkt bu makinenin seri numarası vesairesi çıkıyor. Dediğim gibi bir de Wi-Fi anteni var içinden çıkan. Onu da şu hemen arkaya takıyorsunuz. O sayede aynı evin interneti ya da kullandığınız ofisin internetine bağlıysanız baskı ile ilgili bilgileri görüyorsunuz. Ve kullanmanız için birkaç parça çift eldiven ve maske koyuyorlar içine. Yazıcı kutudan çıktığında zaten baskıya neredeyse hazır oluyor. Sadece bir baskı için tablo ayarı yapmanız gerekiyor. Bu tablo ayarında bu havuzu içine yerleştirmeden önce yine içinden çıkan, kendi kutusundan çıkan kağıtla şu o kağıdı bu tablonun altına yerleştiriyorsunuz. Sonra yerleştirdikten sonra tablonun kenarındaki bu ayar vidalarının dördünü birden iki taraftan da söküyorsunuz ki herhangi bir yanlış bir şeyle şu ekranı ezip patlatmayın. Bu vidaları söktükten sonra ekrandan Z Home butonuna basıyorsunuz. Makine kendini ilk baştaki Home kısmına geri alıyor. Kağıdın üstüne hiç oynama kalmayacak şekilde hafifçe bastırıyorsunuz tablayı. Bastırırken yandaki vidaları sıkıyorsunuz. Bütün tablo ayarı bu kadar. Bu ayarı yaptıktan sonra ekranda Z0 diye bir tuş var. Ona bastığınızda da o ayarı hafızasına alıyor ve bundan sonraki ayar Z Home kısmına bastığınızda sizin ayarladığınız o ayara geri dönüş yapıyor. Onun dışında makine hazır. Direkt içine reçinesini döküp daha önceden dilimlediğiniz bir model yoksa yine USB-C'nin içinde kendi modelleri var. Ben ilk bunu bastım mesela. Bu kendi içinde gelen model. Baskıya başlayabiliyorsunuz. Şimdi yazıcıyı Türkiye'de nerede bulabiliyoruz? İnternette yine birçok firma var satışını yapan ama benim aralarında en uygun bulabildiğim Çağlar 3D firmasıydı. Zaten bundan önceki 3 tane Creality marka FDM tipi yazıcımı da yine oradan almıştım. Yine onlardan satın aldım. UPS kargo ile yaklaşık 3 gün içinde elimde oldu. Tabii bu benim yaşadığım tecrübe. Hani yoğunluktan dolayı size kaç günde ne kadar dolaşır bilmiyorum. Yanında bir de reçine satın almıştım. Enkübik markasının Aqua Blue rengi iyiydi bu. Bunlarla ilgili her reçine özel baskı ayarı oluyor. Bu baskı ayarlarını internette bulabiliyorsunuz. Hani ben unutmazsam yine bu linkin altına bu Enkübik firmasının tüm reçinelerinin baskı ayarlarını oraya eklerim. Ama Türkiye'de de üretilen bir reçine var. Bu Alias marka. 9 Kimya'nın ürettiği bir reçine. Bu videoyu çekerkenki fiyatları yanlış hatırlamıyorsam şunun Enkübik markasının 520 civarıydı kilosu. Bu yarım kiloluk olanı. Alias markasında 400-390 civarı bir kilo fiyatı vardır reçinenin. Ben şimdi ucuz olduğu için ilk önce tecrübemi bunda almak istedim. Çünkü daha iyi marka olan bir ürünü çöpe atmak istemedim. Bundan da bir örnek aldım. Onu da gösteririm şimdi. Görsellerini görüyorsunuzdur zaten. Şöyle bir sıkıntı var bu Alias markasında. Kendi internet sitelerinde ayarladıkları printer ayarları yanlış. Ya da benim makinem uygun değil ya da ben beceremedim. Orada bir sıkıntı yaşadık. Çünkü normal exposure time diye bir olay var burada. Baskı esnasında lazeri parçanın üzerine ne kadar yansıtacağını ya da işte ekrandan çıkan ultraviyol ışığı ne kadar süre boyunca açık tutacağını gösteren bir bilgi bu. Orada bunu 2 milisaniye olarak girmişler. Yani şurada yaklaşık 200 grama yakın bir ürün kaldı ve basabildiğim şu Superman var. Adam akıllı tek baskım.
Şu ufak kale var ve şu AnyCube'in ilk modeli var. Bunu da zaten 3.'de falan anca basabildim. Peki sorun neydi? Bunu yaklaşık bir hafta boyunca videonun gecikmesine neden olan sorun exposure time denilen kısmı az veriyormuşum ve destekler modeli tutamıyorlar. Tutamadıkları için model bu wattın içindeki plastiğe yüzeye yapışıyor. Sürekli çıkar, temizle, çıkar, temizle, çıkar, temizle. Yani burada bir sıkıntı yaşadık. Onun internet sitesinde gözüken printer ayarlarında ya ben ayarlayamadım ya orada büyük bir sıkıntı var. Şimdi baskıdan çok bahsettik. Baskı işleminin nasıl olduğunu biraz bahsedeyim. Reçineyi döktükten sonra dediğim gibi yani daha önce bilgisayarda dilimlediğiniz modeli direkt ekrandan başlatıyorsunuz. Buraya kadar her şey normal. Asıl olay bu SLA tip yazıcılarda baskı bittikten sonra başlıyor. Şöyle, şimdi bu makineyi almakla da bitmiyor. Eğer hani uğraşmak istemiyorum diyorsanız bunların satılan hem yıkayan hem de kürleyen bir sistem olan Washiang Cure diye yine AnyCube markasının ürettiği bir cihaz var. Ben onu da aldım. Başka zamanki videolarda yine onları da izliyor olabileceksiniz. Belki siz izlerken çekmiş bile olabilirim. Baskı bittikten sonra ilk olarak eldiven ve maskenizi giymeniz lazım. Çünkü bu sıvı reçine denilen cihaz ya da alet, ürün kimyasal olduğu için çok zehirli ve toksik bir madde olarak geçiyor. Yani izlediğim tüm videolarda böyle bahsedildi. Aşırı bir kokusu var. Çünkü çoğunlukla yine Alias markasını kullandığım için sadece ona özgü değil, bütün hepsinde var. Ama yine AnyCube markasının bioreçine tarzı, tam adını hatırlamıyorum, kokusuz ve zararlı olmayan bir versiyonu daha varmış. Onu denemedim. İlerleyen videolarda yine karşılaştırma videolarını çekerim hepsini. İlk olarak koku olayı, yani aynı ofiste veya odada çalışacaksa bu makine kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü bir yerden sonra tamam kokuya alışıyorsunuz, farkına varmıyorsunuz ama boğazınız yanmaya başlıyor, onu hissediyorsunuz. Eldiven ve maske takmanız lazım. Baskı bittikten sonra veya başlatırken de yine aynı durumda. Bunu yaptıktan sonra tablayı şu üstündeki ayar kolundan söküyorsunuz. Daha önceden hazırladığınız izopropil alkolle yıkanıyor genelde ama yine Alias markasının ya yani 9 kimyanın yine bir temizleme solüsyonu varmış. Onu da aldım. Onu da yine videolarını çekeceğim ileride. Temizleme solüsyonuna veya izopropil alkolün içine o modelinizi atıyorsunuz tabladan direkt. Bunu yıkadıktan modeli izopropil alkolün içinde yıkadıktan sonra kimileri suyla temizliyor. Kimileri daha temiz bir izopropil alkol içinde temizliyor. Ben suyla da temizledim. Suyla temizlemeden koyarsanız kurutma işlemine şöyle üzerinde beyaz kaymağımsı kuruyunca kirece benzeyen bir yapı oluşuyor. Bunu gördükten sonra ben suyla temizledim. Suyla temizledikten sonra hiçbir ürününde sadece işte alkolün yıkanmadığı birkaç noktada beyaz izler yapmış. Onun dışında parçalar temiz çıkıyor. Ben alkolle yıkadıktan sonra suyla da yıkıyorum. Burada da bitmiyor işlem. Destekli bir malzeme basıyorsanız alkolle yıkadıktan sonra destekleri söküyorsunuz. Destekleri söktükten sonra kürlemeye yani ultraviyole ışığın altına getirmeniz lazım. Çünkü eğer destekler de kurursa tamamen bu sefer parçanın üzerinde sorunlar olmaya başlıyor ki ben bu Superman modelinin arkası üst kısmında kürledikten sonra destekleri söktüm ve sırtı kurşun yemiş gibi adamın hani delik deşik bir yığın iz var. Kürleme istasyonunda kürledikten sonra parçanız hazır hale geliyor. Yani buradaki işlem başlattıktan sonra değil, baskıyı aldıktan sonra değil. FDM yazılara göre baskı bittikten sonra başlıyor. Avantajları ve dezavantajları kısmına gelecek olursak baskı hassasiyeti çok yüksek. Yani eğer zaten bu cihazlar genelde diş kalıbı almak için veya kuyumcuda kuyum işiyle uğraşanların yüzük tasarımı yapanların yüzük kalıbı almak için kullandığı cihazlarmış. Model için kullananlar da var. İşte hassas baskı arıyorsanız tam size göre bir cihaz ama dediğim gibi dezavantajı kısmında baskı bittikten sonraki o kimyasal işlemlerle uğraşmak biraz can sıkabiliyor. Hani bunu göze alıp en azından alın. Dilimleme programına gelecek olursak orada da yine bir karışıklık söz konusu.
Kendi Photon Workshop uygulamasıyla ben düzgün baskı alamadım. Bu benim uygulamayı bilmiyor oluşumdan da sebepli olabilir. Ama internette okuduğum yorumlar, işte tüm araştırmalarım sonucu Litchi ve Chibu mu? Chibutu mu? Okunuşunu tam bilmiyorum. Buraya fotoğraflarını veya linklerini koyarım. Öyle 2-3 uygulama daha buldum. Litchi denilen uygulamayla anca düzgün bir baskı alabildim. Sanırım Photon Workshop içinden çıkan güncel değil. İnternet sitesinden yine daha güncelini araştırmam lazım. Biraz masraflı oldu. Bunu zor yoldan öğrendik. Reçinenin çoğunu heba etmek zorunda kaldık. Söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi benim anlatmadığım bir sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yine yorumlar kısmında bana sorarsanız bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Daha güncel ve anlık paylaşımlar için Plastik Atölyesi sayfamı Instagram'dan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.